Selahattin Demirtaş'ın çağrı metni de geldi. Son dakika olarak ekranda görüyor izleyicilerimiz. Biz tabii ki konumuzu tamamlayacağız ama bunu hemen sıcağı sıcağına verelim. Evet. Selahattin Demirtaş çağrı metninin başına diyor ki, bu çağrı metninin hazırlanmasında bile bana öğretmeye katkı sunmaya devam eden mücadeleci tüm kadınlara selam ve teşekkürlerimle. Kadınların çığlığını duyuyoruz. Bu çağrı metni meğer kadınlar içinmiş, kadınlara özelmiş. Bu çağrı ben dahil tüm erkeklere zihniyetimizle yüzleşme çağrısıdır diyor Selahattin Demirtaş. Buradan tüm erkeklere sesleniyorum. Sadece bir dakika duralım ve düşünelim. Suçu, suçluyu başka yerde aramayalım. Bu düzenin yaratılmasından, şiddeti besleyen zihniyetin oluşmasından, söylemlerimizle, eylemlerimizle hepimiz sorumluyuz. Ancak bu destek kadınlara ne yapmaları gerektiğini söyleyen bir dil yerine onların yanında yer alarak ve dinleyerek verilmelidir. Bu utanca, vahşete, barbarlığa ortak olmak istemeyen tüm erkeklere çağrımdır. Gelin her yerde yüksek sesle biz de haykıralım ve kadınların çığlığını duyuyoruz diyelim. Siyasetteki erkek egemen dili, modeli, politikaları ve uygulamaları değiştirerek işe başlayalım. Toplumsal barışı inşa etmek istiyorsak önce buradan başlayalım diyor ve acil önlemler listesinde paylaşıyor. 6 maddelik bir önlem listesi bu. Birazdan ayrıntılarıyla ele alacağız sevgili izleyiciler. Son dakika olarak paylaşmış olalım ve bir geri dönelim. Sözü yarım kaldı Barış Terkoğlu'nun 2013'ten. 2013 yılında henüz Adalet ve Kalkınma Partisi ile FETÖ arasındaki kavga başlamadan önce Amerika Birleşik Devletleri'nde Beyaz Saray'da Beyaz Saray'ın karşısında bir konferans salonunda anlatırken Fethullah Gülen'in aslında bir siyasal İslamcı portre olarak demokrasi düşmanı, laiklik düşmanı olduğunu anlatırken, ben karşımda hem Amerika Birleşik Devletleri'nin bakanlıklarından temsilciler not tutuyorlardı ama bir de Türkiye'nin Büyükelçiliğinin temsilcileri vardı. Salonda bana tek itiraz eden, kalkıp söz olan Türk Büyükelçiliğinin temsilcileriydi. Hayır, böyle bir şey yok diye. Şimdi doğal olarak size şunu soruyorum. Böyle bir büyükelçilik, böyle bir dışişleri kalkıp bir sene sonra ya bu Fethullah Gülen demokrasi düşmanıdır dediğinde, açıkçası ben bugün nasıl gülümsüyorsam karşısındaki insanlar da gülümsememiş midir? Evet. O yüzden biz bunu anlatamadık. Bunu kabul edelim. Evet. Ve şunu da söyleyelim. Bu cenaze, Fethullah Gülen'in ölümü 11 yıl önce olsaydı ne olacaktı? Hepimiz biliyoruz. Aynı soruyu Mehmet Tezkan sordu Barış Terkoğlu yayına girmeden önce.